Rings of Power. Son dönemin en çok konuşulan ve linçlenen kitap uyarlaması dizilerinden biri. Peki dizinin konusu ne ve neden bu kadar tepki çekti? Başlamadan önce bu videoda dizi hakkında spoiler bulunduğunu söylemek isterim. Uyarımızı da yaptığımıza göre devam. Birinci sezon Galadriel'in küçüklüğünü görmemizle başlıyor. Ardından ağaçların yok edilişini, elflerin orta dünyaya gidişini ve Melkor'a karşı savaşmalarını görüyoruz. Tabii bu savaşlar büyük kayıplar ve acılara da neden oluyor ama en nihayetinde Melkor yenilgiye uğruyor. Fakat bu bir son değil. Çünkü orklar yeni bir Karanlıklar Efendisi'nin etrafında toplanmış. Bu Karanlıklar Efendisi de Sauron. Bizim Galadriel'de abisi Finrod'u öldüren Sauron'dan intikam almak için yollara düşüyor. Böylece günümüz zaman çizgisine geliyoruz. Sauron avına çıkan Galadriel askerleriyle kuzeyde dağlarda geziyor. Terk edilmiş bir mağara bulan ekip burada bir troll kestikten sonra ilginç bir sembol görüyor. Galadriel her ne kadar yola devam etmek istese de askerlerin silah bırakmasıyla mecbur geri dönüyor. Gil-galad'ın yanına gelen Galadriel burada onunla ters düşüyor. Dünyanın artık barış dönemine girdiğini, Galadriel'in çabalarının gereksiz olduğunu düşünen Kral Gil-galad, artan gerilim üzerine Galadriel'i orta dünyadan Valinor'a sürüyor. Limanlardan yola çıkan Galadriel tam Valinor'a girecekken bir meteor görüyor. Dünyaya düşen bu meteoru elfler, cüceler, hobbitler, inler, cinler herkes görüyor. Ama Galadriel'de yarattığı etkiyi başka hiç kimsede de yaratmıyor. Meteoru gören Galadriel Valinor'a gitmekten vazgeçiyor ve gemiden atlayıp orta dünyaya doğru geri yüzmeye başlıyor. Meteor ise bizim tatlı hobbitlerin yanına düşüyor. Bu ne ola ki diye meteorun yanına giden hobbitler Stranger karakteriyle tanışmış oluyor. Bu Stranger ve hobbitler mevzusunu kısaca özetleyeyim de ikinci sezona geçene kadar geri dönmeyeyim. Bu karakter üzerine bir gizem oturtmaya çalışmışlar. İşte iyi mi kötü mü, Sauron mu, Gandalf mu, başka bir Maia mı falan diye. 8 bölüm boyunca iyi mi kötü mü çözmeye çalışıyoruz. İşin sıkıntılı kısmı adam hem konuşamıyor hem de aklı gidik. Kimdir nedir o da bilmiyor yani. Sezon sonunda Twitter teorilerini ciddiye alıp Stranger'ı Sauron sanan bu üç büyücü sana hizmet etmeye geldik ayağına onu yanlarında götürmeye çalışsa da bizim Stranger hobbitlerin de yardımıyla bir aydınlanma yaşayıp güçlerini kullanarak büyücüleri yeniyor. Konuşmayı da çözen abimiz hobbitlerle birlikte doğuya doğru yola çıkıyor. Ne yüzük ne de Numenor hikayesine hiçbir katkısı da olmuyor. Galadriel'e dönersek, koca okyanusta tam da canavar saldırısına uğramış gemiye denk geliyor ve Halbrand karakteriyle tanışıyor. Bu karakter ilk gözüktüğü andan itibaren teoriler havada uçuşmuştu. Aragorn gibi bir karakter mi olacak, Nazgûl mü olacak, ölülerin kralı mı olacak, Sauron mu olacak falan diye. Keşke ölülerin kralı falan çıksaydı, trajik bir hikaye çıkabilirdi. Halbrand'la birlikte Numenor'a giden Galadriel orada bizi yeni karakterlerle de tanıştırıyor. Palantir'den fal bakan kraliçe Miriel, kurnaz politikacı Arparazon ve onun maloğlu, elf dostu Elendir ve onun maloğlu ve Eishan vibe'ı veren Elendil'in kızı. Hikayenin Numenor kısmı nasıl geçiyor diye bakacak olursak, Halbrand iyi geçinip iş bulup yeni bir hayata başlamaya çalışıyor. Galadriel herkese atar gider yapıp ergen kız triplerine giriyor. Kraliçe Miriel Palantir falıyla Galadriel'in gidip gitmemesine karar vermeye çalışıyor. Arparazon ise halktaki elf düşmanlığını körükleyip kraliçenin kuyusunu kazmaya çalışıyor. Numenor'dan çıkıp güney topraklarına bakacak olursak burada zenci elf Arondir ve elf arkadaşlarını görüyoruz. Güneyde karanlık güçlere karşı nöbet tutan bu ekip orklara esir düşüyor. Köle gibi tünel kazmaya zorlanan Arondir bir kaçma girişiminde bulunsa da bu girişim o hariç bütün yoldaşlarının ölmesiyle sonuçlanıyor. Bu olaydan sonra Adar'la tanışıyoruz. Orkların baba dediği bozulmuş bir görüntüye sahip bu reisin amacı orklar için ya da kendi deyişiyle çocukları için bir vatan yaratmak. Bunun için de bu güney topraklarını seçmiş ve kendisine tehdit oluşturacak her şeyi de düşman bellemiş. Konuştuktan sonra Arondir'i güneyli insanların yanına geri yolluyor. Adar'ın istekleri ise şunlar. Güneyliler ona biat edecek, etmiyorlarsa da güneyi terk edecek. Ayrıca özel siyah bir kılıç da istiyor. Köye geri dönen Arondir buradaki halkla ne yapacaklarını düşünmeye başlıyor. Bu arada köy diyorum çünkü belli ki bütün güney halkı bu köyden ibaret. Bu köydeki önemli karakterlere gelirsek, köyün şefi gibi olan Bronwyn, onun biraz maloğlu Theo ve adamın dibi Valdrek. Adar'ın istediği büyülü kılıcı da bu Theo bulmuş. Kılıcın ne olduğunu ise Valdrek'ten öğreniyoruz. Eski zamanlarda Sauron güneyli insanlara efendisi Morgoth'un yanında savaşmaları karşılığında bu kılıcı vermiş. Bir Türkan yeminiyle çalışan büyülü kılıç Theo'nun da güneyli olduğunu hissedince ona bağlanıyor. Daha doğrusu kılıç Theo'yu hafif bir etkisi altına alıyor da denebilir. Arondir köyü uyardıktan sonra köy ikiye bölünüyor.
Bir kısmı Bronwyn ile daha güvenli bir yere gidiyor. Bir kısmı da Waldreck'le bizim atalarımız da bunlara hizmet ediyordu biz de yapalım deyip Adar'ın yanına gidiyor. Numenor'a geri dönersek. Halbrand saz çaldığı için hapse atılıyor. Galadriel de hem onu çıkartmaya çalışıyor hem de kraliçeyi güneye sefere gitmeye ikna etmeye çalışıyor. Şu daha önce mağarada gördüğü sembol var ya, Numenor'daki araştırması sonucu oranın Mordor toprakları olduğu sonucuna varmış. Zar zor da olsa kraliçe sonunda ikna oluyor ve Numenor savaşa hazırlanmaya başlıyor. Hazırlıklar kapsamında halktan toplanan gönüllü askerler pazarda eğitilmeye başlanıyor. Buradan iki şey öğreniyoruz. Birincisi bunların askeri kışlası yok. İkincisi doğru düzgün bir askeri kuvvetleri de yok. Bayağı halktan toplayıp onları eğitmeye çalışıyorlar. Tabii bu süreç içinde sıkıntılar da oluyor. Orduyu götürecek gemilerden iki tanesinin havaya uçması gibi. Güneye dönecek olursak, Arondir köylülerle süper bir plan yapıp kule yerine altından su bile akmayan bir köprünün olduğu köyde savunma yapıyor. Tabii Adar da bunları paket ediyor. Ardından tehditli büyülü kılıcı da ele geçiriyor. Tam işleri bitti derken Numenorlu askerler yardıma geliyor. Orklar yeniliyor ve insanlar kurtuluyor. Küçük bir kovalamacadan sonra Adar da yakalanıyor. Ardından Galadriel ve Halbrand onu sorguluyor. Tabi Sauron'un nerede olduğuyla ilgili sorulara karşı onu öldürdüm diye yanıt verince bunu köyün delisi muamelesi çekiyorlar. Ayrıca bu sahnede Galadriel bacımızı şeytan gibi gösteren senaristin validesine de selamlar. Sonra dışarı çıkıyorlar, kraliçe geliyor, Bronwyn ile Arondir geliyor, Halbrand kral oluyor falan filan. Her şey tam mutlu mesut giderken Theo Arondir'den büyülü kılıcı istiyor. Bizim Arondir de hiç sorgulamadan bak bu şeytani bir kılıç falan filan demeden çocuğa kılıcı veriyor. Ama sonra görüyoruz ki büyülü kılıç sandıkları şey aslında bir baltaymış. Henüz Numenor ordusu baskını yapmadan önce Adar Waldreck'e kılıcı vermiş ve onu göreve yollamış. Kılıcı bir mekanizmaya anahtar gibi sokan Waldreck barajın kapaklarının açılmasına sebep oluyor. Arondir esir düştüğünde gördüğümüz tünellerin ne için olduğunu da öğreniyoruz. Barajdan akan sular tünellerin aracılığıyla yanardağa doğru akıyor ve dağ patlıyor. Bu gösterişli patlamayla birlikte videonun da sonuna gelelim. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın.